Merhaba arkadaşlar, Öseye ve Böyle Sorar Geometri 6. tahmin videosuyla sizlerle beraberiz. Bugün sizlerle bir analitik sorusu çözmeye çalışacağız. Vakit kaybetmeden hemen sorumuza geçelim. Sorumuz şöyle ifade edilmiş. ABCD karesi içine 1. 3. ve 5. sütunlara eş büyüklükte kareler, 2. 4. ve 6. sütunlara bir kenar uzunluğu 2 birim olan küçük eş kareler çizilip dik koordinat sistemine yerleştiriliyor diyor. K noktasının koordinatları -2'ye -6'ymış arkadaşlar. Hemen onu ifade edelim. -2'ye -6 gelecekmiş. Olduğuna göre KL'nin orta noktasının orijine olan uzaklığı nedir diye bize sormuş. O zaman öncelikle ne yapmam lazım? Orijin noktasının yerini belirlemem gerekiyor. Ama ondan önce şunu bir yapayım. Bize kısa kenar uzunluğunun, yani küçük karelerin bir kenar uzunluğunun 2 birim olduğunu söylemişti. Yani şu parçam 2 birim. Yine şuradaki parçamız 2 birim geliyor. Dikkat edersen burası da ne gelecek? 2 birim. 3 tane kısa kenar küçük karenin kenarı 2 tane büyük karenin kenarına eşit geliyor. Yani şunların bir kenarına A dersem 2A eşittir buradan 6 oldu. 2'ye bölersem de A'mız buradan ne geldi? 3. Yani büyük karelerden bir tanesinin kenar uzunluğu da buradan ne olacakmış? 3 birim olarak karşımıza çıkacakmış. Şimdi orijin noktasının koordinatlarını bir belirleyelim. Neresi olduğunu bir bulalım biz onun. Şimdi -2, -6 demiş. O zaman sağa doğru 2 birim hareket edeceğim. Sonra da -6 dediğinden dolayı 6 birim de yukarıya gitmem lazım. Çünkü orijin noktasına 6 birim aşağı, 2 birim sola hareket et manasına geliyor bu. Şuranın 1 birim, yine buranın 1 birim, burası 2 birim, burası 2 birim geliyor. Bakın 6 birim yukarıya gidecektim. O zaman şuradaki nokta artık bize neyi vermiş oldu? Orijin noktasının koordinatlarını verdi. Buradan da ben hemen L'nin koordinatlarını bulabilirim artık. Bakın şurası 3 birimdi. Şurası 2 birim. Yine şurası uzun karenin bir kenarı olduğundan 3 birim geldi. Şurası 2 birim, burada 2 birim oldu. O zaman L'nin koordinatları bak. Apsis 3, 5, 5 de buradan 10 birim gelmiş oldu. Ordinatımda dikkat ederseniz buradan kaç gelecekmiş? 2. Şimdi bana neyi sormuştuk? KL'nin orta noktasını bul. Şimdi ben KL'nin orta noktasına P dersem, hemen şunu hatırlayalım. 2 nokta verip de orta noktasını soruyorsa, apsisler toplamının yarısı apsisi, ordinatlar toplamının yarısı da bize ordinatı verecekti. O zaman P noktası için 10-2/2 P'nin apsisini vermiş oldu. Yine köşe koordinatlarının ordinatlar toplamı 2-6/2 de ordinatı ifade edecek. O zaman P noktasının koordinatları bakın üstten 8, 8/2'den ne geldi? 4 geldi. Yine ordinatlar içinde 2-6-4 2'ye böldük ne geldi? -2 geldi. Neyi soruyordu? Orta noktanın orijine olan uzaklığını, yani bana OP'yi soruyor. Bir noktanın orijine olan uzaklığı içinde apsisin karesi ordinatın karesinin karekökü olması lazımdı. O zaman kök içerisinde apsisin karesi karesi artı ordinatın karesinin karekökü ifadesi, buradan da kök içerisinde 16 artı 4 geldi. Topladık 20. Dışarıya da ne çıkmıştı oldu arkadaşlar? 2 kök 5 olarak çıkmış oldu. Yani doğru seçeneğimizde buradan ne geliyormuş arkadaşlar? Edirne gelmiş oldu. Umarım faydalı bir soru olmuştur arkadaşlar. Bir diğer videomuzda da görüşmek üzere. Esen kalın, hoşça kalın.